zaman zaman hiç de hak etmediğinizi düşündüğüm eleştiriler oluyor. İstatistikler ise bambaşka bir şey bize gösteriyor. Galatasaray'ın başında 31 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet. Toplamda ligde çıktığınız maç sayısı baz alanında %75'in üzerinde bir galibiyet yüzdesi var. Bu inanılmaz yüzdeyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Siz çok mütevazı davranıyorsunuz ama inanılmaz bir istatistik var. Belki de evet. Bir yerde bir yanlış var. Teşekkürler. Aslında oradan yani sosyal medyadan başlayalım. Yani sosyal medya isteyen istediği gibi kullanabileceği bir yer. Yani birçok burada troll hesap var, fake hesap var. Yani herkes istediği gibi istediği oyuncuya, istediği takıma bu anlamda yüklenebilir. İstediği hocaya yüklenebilir. O yüzden bir yandan o yönünden bakıyorum. Yani burada oyuncular yani bu tabii ki bunun artı yönlerine de bakmak lazım. Yani burada çok gerçekten sosyal medyayı iyi kullanan herkesin hepimizin doğru şeyler alabileceği yazılar da var. Yani bunu da altını çizmek önemli. Yani herkes bunu kullanıyor ve bunun iyi yanı da var ama kötü yanı da var. Bunu ayırt etmek gerekiyor bir kere. Yani çok oraya takılmamak gerekiyor. Ben açıkçası hiç oraya takılmıyorum. Çünkü kim olduğu belli değil, kimin yönettiği belli değil, kimin yazdırdığı belli değil. Yani herkes istediğini yazabilir. Yani ben de kendime bu anlamda baktığınızda kendi adınıza olumlu bir şeyler yazdırmak isterseniz bunu da yazdırabilirsiniz. Olumsuz yazdırmak isteyen de olumsuz yazdırabilir. O yüzden yani oraya çok fazla takılmamak gerekiyor. İşimizi doğru yapmamız gerekiyor. Yani benim için en önemli şey Galatasaray'ın teknik adamı olarak işimi ahlaklı, disiplinli, en yüksek saatte çalışarak burada bizim için tabii ki yani bu işe verdiğimiz mesai çok önemli. Bunu en yüksek seviyede yapıp, en doğru şekilde yapıp işimizi devam ettirmek. Onda 10 yapmanıza rağmen bazı çevreler tarafından hala eleştiriliyorsunuz. Bu durum sizi daha fazla hırslandırıyor mu? Vallahi ben pek işin o tarafında değilim. Takip de etmiyorum. 10'da 10 da yapsak, 30'da 30 da yapsak, şampiyon da olsak sonuçta öyle bir iş yapıyoruz ki herkesin bildiği bir işi yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bundan önce de neler yaptım Fenerbahçe kulübünde, takımında. Ekibimizle beraber bundan sonra da neler yapacağımızı çok iyi biliyorum. Ve Türkiye Ligi'ni çok iyi tanıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarının ne söylediğini çok fazla ben itibar etmiyorum. Çünkü oyuncularımızla beraber burada her gün yaşayan bizleriz. Her oyuncumun her maçta orta ve uzun vadede bize neler vereceğini, neler katkı yapacağını da görebiliyoruz, biliyoruz. Onun için çok fazla dışarıdaki söylemleri ben dikkate almıyorum. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da elimizden gelen en iyisini yaparak mutlu sona ulaşırız.